Adım Can Timur, İskenderun Rum Ortodoks Cemaat Vakfı Başkanıyım. Halen içinde bulunduğumuz kilisemizin adı Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi. İskenderun'da bu kilisemizin haricinde bir kilisemiz daha mevcut. Onun da adı Aziz George Rum Ortodoks Kilisesi. Bu kilisemiz 1860'lı yıllarda ibadete açılmış. Aziz George Kilisemiz buradan biraz daha eski, çok daha eski, yaklaşık 450 yıllık bir kilisemiz. Her iki kilisemiz de İskenderun'da mevcut olan Rum Ortodoks cemaatimizin ibadetine hizmet vermektedir. Kilisemizde ruhani liderimiz olarak Peder Dimitri Yıldırım 28 yıldan beri burada hizmet görüyor. Cemaatimizin bu konudaki dini vecibelerini kendisi yönetiyor. İskenderun'da yaklaşık 3000'e yakın bir cemaat topluluğumuz var. Yani yaklaşık olarak 600 ile 700 aile arasında. Bu topluluğumuz çok kadim zamanlardan bugüne kadar devam ede gelen bir medeniyetin devamı olarak İskenderun'da bu yaşamını sürdürüyor. İskenderun'da gerçekten bütün inanç kesimleriyle birlikte, Müslüman kardeşlerimizle birlikte, Musevi kardeşlerimizle birlikte, hep birlikte kardeşçe ve bir birlik içerisinde hayatiyetimizi devam ettiriyoruz. Gerçekten bu İskenderun açısından çok önemli, Hatay açısından çok önemli ve bence dünyaya örnek bir birliktelik, bir kardeşlik diyebilirim. Bildiğiniz gibi bugün Paskalya bayramımızı kutladık. Mesih İsa'nın dirilişini kutladık. Tabii bu kutsal güne gelene kadar bizim 50 günlük bir oruç dönemimiz vardı. Oruç dönemimizde her pazar kilisemiz bütün cemaat mensuplarımız tarafından tıklım tıklım dolmaktaydı. Bütün cemaat mensuplarımız kilisemizde dini vecibelerini yerine getiriyorlardı. Son olarak geçtiğimiz hafta, kutsal hafta, yani Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesi, ölümü ve bugün dirilişini kutladık. Gerçekten son derece mutluyuz. Burada İskenderun'da bu mutluluğu bizlerle paylaşan bütün kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Ve böyle bir günde bütün dünya için, bütün insanlık için mutluluk, refah, barış dolu güzel günlerin olmasını diliyorum. Ülkemiz için, memleketimiz için, vatanımız için huzur, saadet ve mutlu bir yaşam diliyorum. Bayram hazırlığımız gerçekten çok hareketliydi. Özellikle gençlerimiz, özellikle kadın kollarımızın burada hazırlamış oldukları, her çarşamba günü hazırlamış oldukları periz yemekleri kilisemizin salonunda, taziye salonunda sergilenmekteydi ve bütün cemaat mensuplarımız buna iştirak ediyorlardı. Çok güzel bir birliktelikti. Gençlerimiz de bayrama gelene kadar hemen hemen haftanın birkaç gününde koro çalışmalarını yaptılar. Bu da bugün izlediğiniz gibi gerçekten çok duygulandırıcı koro, çok gençlerimizin oluşturduğu koro, cemaat mensuplarımızdan gençlerimizin oluşturduğu koro, işte bahsettiğim gibi hemen hemen 40-50 günlük bir çalışmanın sonucunda tabii bugün finaldi, bayramı kutladık. Siz de gördünüz. Gayet güzel bir hazırlık sonucunda gayet güzel bir çalışma sergilediler.